Şimdi Allah Azze ve Celle eşyayı, mahlukatını hem bol yaratıyor, hem ucuz yaratıyor, hem sanatla, hem muazzam düzenli. Yarab iyi de bu kadar bol yaratıyorsun. Birçoğunun yüzünü görmüyoruz, birçoğundan istifade edemiyoruz. Bebek yaratıyorsun, anne karnından çıkar çıkmaz vefat ediyor. İsraf değil mi bu? Soruyu anladınız değil mi? Yarab o kadar yemiş yaratıyorsun, dolu vuruyor düşüyor. E biz yemiyoruz, israf oldu bunlar. Kimi yerlerde meyve yaratıyorsun Yarab? Olgunlaşıyor, dalından düşüyor, ölüyor yerde. Kurda kuşa yem oluyor. Allah Allah. Gül gibi çocuk yaratıyorsun ya Rab. Genç bir yaşına geliyor. Bir anda ahiret intikal ediyor. O kadar masraf yapılmış. Şimdi bunlara yazık değil mi? Soruyu anladınız değil mi? Ya Rab bunların birçoğu bize denk gelmiyor. İstifade edemiyoruz, vakit geçiremiyoruz, yiyemiyoruz, içemiyoruz ama heba oluyor, öteki tarafa gidiyor. Bir gül yaratıyor Allah Azze ve Celle. Bir hafta sonra her birisi yapraklarını döküyor. Ya Rab ben daha o köye gidemedim. Gidecek vakit bulamadım. Ne oldu bu gülün yaprakları? Hemen soldu gitti. İsraf değil mi bunlar? Şimdi mesela bizim ömrümüze bakalım. Bizim ömrümüz bittiğinde Allah Azze ve Celle bize cennet vaat ediyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu mantıktan hadi bizim ömrümüz israf olmadı diyorsun. Deveye biniyorsun, biniyorsun o kadar yük yüklüyorsun. Canın sıkılıyor, kesiyorsun. Deveye cennet de yok. Koyunun sütünden faydalanıyorsun. Bir gün acıkıyorsun, kesiyorsun, etini yiyorsun. Koyuna cennet de yok. Daha hayatının baharında kuzuyu şişliyorsun, çeviriyorsun. Doğru mu? Allah Allah. Hamsinin bütün aşiretini yiyoruz. Şimdi bunlara cennet de yok. Ya Rab bu mevcudatta istifade edemediğimiz veyahut kavuşamadığımız daha doğar doğmaz ölen çocuk öyle mi? Haşa ya Rab bunlar israf değil mi? Yani bu mevcudatı yarattın hem de bu kadar sanatlı yarattın. Bu kadar düzen içerisinde yarattın. Bu kadar milimi milimine yarattın ama çocuk doğdu göremedik. Elma piştiği yemedik, Değil mi? Debe düştü gömdük ama ona da cennet yok. Ya yazık değil mi bu mevcudada? İsraf değil mi? Soru anlaşıldı mı? Anlaşıldı değil mi soru? Bak şimdi. Üstad Rahimullah diyor ki risale Nur'da. Her cemal ve kemal sahibi. Cemal güzellik, kemal mükemmellik. Cemal güzellik, kemal mükemmellik. Her cemal ve kemal sahibi. Cemal ve kemalini görmek. Sonra göstermek ister. Bir, görmek, iki göstermek ister. Allah Azze ve Celle'nin mevcudatı yaratmasının birinci sebebi. Allah o mevcudatı temaşa edince bizim tabirinden aciz olduğumuz mukaddes bir lezzeti bizzat kendisi alıyor. Mevcudatın yaratılmasının yüzde doksan sebebi bu. Allah Azze ve Celle mevcudatı yaratıp görünce ondan mukaddes bir lezzet alıyor daha sonra da kullarının görüp zikretmesiyle de yani görmek ve göstermesiyle de başka bir mukaddes lezzet alıyor. mevcudadın yaratılmasının yüzde onu da bu. Hani biz dedik ya ben o elmayı yemedim. İyi de o elmayı yemendeki ve orada Allah'ı zikretmendeki gayenin yüzde onu sana bakıyor. Yüzde doksanı Allah'ın o sanat eserini yaratması ve görmesinden netice alan yüzde doksanlık mukaddes bir lezzet var. Haşa nasıl bir lezzet biz tabirinden aciziz. Bu kattes bir lezzet diyoruz ona. Demek ki mevcudatın yaratılmasındaki bize düşen pay yüzde on. Allah Azze ve Celle'nin kendisine düşen pay ise yüzde doksan. Bir bebek yaratılsa daha annenin kucağına verilmeden ölse. Bu kadar sanat eserine yazık oldu denilemez. Çünkü Allah kendi sanatını temaşa etmiş ya. Bir saniye o an gerçekleşse mana tahakkuk etti demektir. Bak şimdi. Buraya kadar sorun var mı? Yani o güllerin yapraklarını konuştuk ya. Varlık bir saniye yaşasa Allah Azze ve Celle onu temaşa edip kendisine as, mukaddes bir lezzet aldı mı? Aldı. Demek ki mana tahakkuk etti. Demek ki bizim görmemiz ve onu zikrederek Allah'a kulluğumuzu sunmamış işin yüzde onu Allah Azze ve Celle'nin kendisi yarattıklarını temaşa edip ondan mukaddes bir lezzet alması işin yüzde doksanı. Her kemal ve cemal sahibi kemal ve cemalini görmek ve göstermek ister. Görmek yüzde doksan, göstermek yüzde on. Bak çok önemli bu. Doğar doğmaz bir bebek vefat etti. Nasıl sanatlar var? Bak dokuz ay on gün geçmiş. Cihazlar takılmış mı? Takılmış. Eller o biçim gözler o biçim saçlar değil mi o pamuk pamuk eller doğdu doğar doğmaz da vefat etti. Şimdi anne ve babaya bakan gayesi bitti. Doğru mu? Doğru. Ama Allah'a bakan gayesi bitmedi. Allah Azze ve Celle o bebeğin üstünden esmalarını hem gördü hem de gösterdi. Bak şimdi. Bebek Allah'ın isimlerine aynı olmak için yaratıldı değil mi? Bakalım bebek hangi isimlere aynı oldu? Yaratılması Halık ismine aynı oldu. Anne karnında beslenmesi Rezzak, Münir, Kerim ismine aynı oldu. Ona suret verilmesi Allah'ın Musavvir ismine aynı oldu. Bak şimdi bak olaylara bak. Hayatı ile Muhyi ismine aynı oldu. Ölümü ile Mumit ismine aynı oldu. Sanatlı azalarıyla Allah'ın Sani ismine aynı oldu bu bebek bir damla sudan şekil almasıyla muhavvil ismine, mukaddir ismine, mükemmel ismine aynı oldu o bebek. Şimdi bu bebeğin dünyaya geldikten sonra gözünü açar açmaz vefat etmesiyle bu bebeğe yapılan bütün masraflar israf oldu denilemez. Neden? Çünkü Allah'a bakan gayeler tahakkuk etti. Bu mana için yani Allah'ın isimlerini görmesi ve göstermesi için bir saniye yaşasa yeterliydi. Çok önemli bir mesele değil mi? Çok önemli mesele. Bir örnek daha vereceğiz o yüzden. Allah'ın ağaçta yarattığı bir elmayı düşünelim. Elma pişmiş pişmiş olgunlaşmış yere düşmüş çürümüş gitmiş. İstifade edebildik mi edemedik. Yani bize bakan gaye bitti. Tabi sen elmaya mide pencerenden bakarsa sadece sana bakan gaye bitti. Peki Allah Azze ve Celle'ye bakan gayesi bitti mi? Mümkün değil bak şimdi. O elmanın ağacın dalında bitmesi Allah'ın Fettah ismin aynı oldu. Ne diye bağırıyor yani elma? Ben de Fettah'ın ismi var, ben de Fettah'ın ismi var diye bağırıyor elma. Çekirdeğin planından o elmanın ortaya çıkması Allah'ın Hafiz ismin aynı oldu. Beslenmesi Mukit ismin aynı oldu. Hikmetli vücuda Allah'ın Hakim ismin aynı oldu. Kuru daldan çıkması Allah'ın Kadir ve Muktedir isimlerine aynı oldu. Bak şimdi elmaya bak. Çekirdeğiyle Allah'ın evvel ismine aynı oldu. Son şekliyle Allah'ın ahir ismine aynı oldu. Programı ile Allah'ın batın ismine aynı oldu. Varlığı ile kendini göstermesiyle Allah'ın zahir ismine aynı oldu. Dengeli vücudu ile Allah'ın muksit ve adil ismine aynı oldu. Bolluğu ile ne kadar var elma? Sizin köy elma dolu. Bolluğu ile Allah'ın gani ismine aynı oldu. Güzelliği ile Allah'ın bedi mücemmil san ismine aynı oldu. Şimdi birisi o elmayı ısırıp yiyemedi diye bu elmaya yazık oldu diyebilir mi? Mümkün değil. 1 Allah o elmadan önce kendi cemal ve kemalini müşahede etti. Bir. İki. Melekler ve ruhaniler o elma üstünden. Bak onlarda mide penceresi yok. O bizde var. Biz takılıyoruz ona. Melekler ve ruhaniler o elma üstünde Allah Azze ve Celle'nin isimlerini temaşa etti ve o isimlerle Allah'ı zikretmeye başladı. Bak melekleri ne coşturuyormuş oraya görüyor musun? Bak. Üç. Sonra marifetullah dersi alan insanlar o elmayı müşahede etti. Ve tefekkür ederek Allah Azze ve Celle'ye yaklaştı. 4. Sonra bu meyva dalından düştü, çürüdü gitti. Yazık oldu mu elmaya? Olmadı. Niye? Mana tahakkuk etti. Mana Allah'ın esmalarını elmada göstermesiydi. Senin yemen çok küçük bir gaye. Senin bebeği ah yavrum diye sevmen çok küçük bir gaye. O yaratılıştaki asıl gaye Allah'ın esmalarını görmek ve göstermek istemesiydi. O mana tahakkuk etti. Şimdi birisi diyebilir mi? Bunun yaratılması israf oldu. Sana ait gaye bir ise Allah'a bakan gayesi bindi. O eşyanın bir saniye varlık sahasında kalması yeterliydi. Allah Azze ve Celle'de sanatları bu şekilde yarattı. Nasıl olay? Yani bu bolluğa bizim ulaşamamamız israf olduğu anlamına gelmiyor. İşte bu dersleri bilmeyince, bunlar bağlanmayınca, içeride azap oluyor. Ne kadar önemli dersler. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol, ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online başta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.